Sınavlar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders sizdeyim konda Bu da Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mucitler Zamanı bir videosu ile beraberiz. İlk olarak aydınlatmayı inceleyelim. Aydınlatma ilk insanların ışık kaynağı güneşti. Gece ay ve yıldızlardan faydalanıyorlardı. E nerede şu anki lambalar o zaman tabi ki de. Ateşi binlerce yıl önce buldular ve aydınlanma için kullandılar ateşi. Fakat ateş tehlikeli olduğu kadar taşınması da zordu. Bu nedenle insanlar yağ yakılarak ışık elde edilebilen kandiller yaptılar. Yani yavaş yavaş ilerlemeye başlamışlar. Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce mum bulundu. Bunu gaz lambaları izledi ve bu şekilde devam etti. Elektriğin bulunması ve Edison'un lambayı geliştirerek ampulü icat etmesi üzerine elektrikli aydınlatma araçları kullanılmaya başlandı. Yani şu an günümüzde kullandığımız ampulü demek ki Edison yıllar öncesinde icat etmiş ve aydınlatma yıllar içerisinde ve zamanlar içerisinde gitgide gelişmiştir. Bilgisayarın icadı Bilgisayarlar hayatımızı kolaylaştıran, bilgiye varmamızı en kolay yolla sağlayan elektronik makinelerdir. Daha önceleri çok büyük bir odayı kaplayan bilgisayarlar vardı ve daha sonraları yavaş yavaş küçülerek bu şu anki tabletlere kadar ilerledi. Yani günümüzde bilgisayar aslında çok ileri seviyeye kadar gelmiştir ki daha da ileri seviyelere gitgide gidiyor. Kimler geçti ve neler bıraktı? İlk yazıyı kimler bulmuştur? Yani çivi yazısı olarak tabii ki de Sümerler bulmuştur. Mısırlılar ise e, hieroglif yani resim yazısı e, olarak adlandırılan yazıyı bulan, bulmuş ve kullanmışlardır. Kağıdı kim bulmuştu? Tabii ki de Çinliler buldu. Mürekkep Çin ve Mısır'da bulundu. Matbaanın öncüsü olan ilk baskı makinesine de tabii ki de e, Alman Johann Gutenberg, Gutenberg bulmuştur. Günümüzde matbaalarda matbaalarla birlikte fotokopi makineleriyle ile yazılı metinlerin kolayca çoğaltılması imkanı e, imkanına kavuşulmuştur. Ya dediğimiz gibi yıllar ilerledikçe ve günümüze doğru geldikçe daha da çok kolaylaştırmış kolaylaşmıştır birçok icadımız. İlk toplama yapma makinelerinden biri olan Abaküs, hesap makinelerinin icat edilmesine ışık tutmuştur. Eğer yaşınız biraz ilerideyse ya da hala daha birinci sınıfta kullanılmıyorsa Abaküs'ün ne olduğunu bilirsiniz. Şu şekilde bir şey düşünün. Böyle sıralar var ve bunun üzerinde küçük küçük boncuklar olduğunu düşünün. Ve bu şekilde bunlarla toplama ve çıkarma gibi ilk basit işlemler yapılıyordu. Tabi daha sonraları hesap makineleri vesaire icat edildi. Matematikçi Pascal ise 1642'de basit hesap makinesini yapmıştır. 1671'de ise Leibniz hesap makinesini geliştirmiştir. 1933'te ise Babage hesap makinesini daha da geliştirdi ve yapılan işlemlerin sonuçlarını saklamaya başardı. Bakın gitgide ilerlemiş. 1854'te ise Holroyd delikli kart sistemi ile çalışan bilgisayarı kullandı. 1940'larda elektronik kartların kullanılması ile elektronik bilgisayarlar da giderek küçüldü. Hani dedik ya bir odayı kaplıyordu bilgisayar daha sonraları daha da çok küçüldü diye. Hani gitgide küçüldüğünü görüyoruz. İş görme kapasiteleri ve hızları da artmıştır. 1990'dan sonra internetin gelişmesiyle bilgisayarlar da televizyon ve telefon gibi yaygın hale geldi. El Cezeri su gücüyle çalışan ilk makineleri yaptı. Şöyle tığ yazalım şuraya. Nikolaus Conte kurşun kalemi icat etti 1794'te. Car friend. Friend Rich Benz 1885'te modern otomobillerin ilk örneğini icat etti. Leonardo da Vinci ise kuşların uçuşundan esinlenerek kuşa benzeyen ilk uçağın makineyi tasarlayan kişidir. Lagare Hasan Çarabi ise 1633'te icat ettiği roketle İstanbul Sarayburnu açıklarında göğe yükselmiş ve kendi yaptığı paraşütle denize inmeyi başarmıştır. Hele olsun 1633'ten bahsediyoruz. 1898'de ise Ferdinand von Zeppelin ilk hava gemisinin mucididir. Yani buradaki bu Zeppelin'in yani ilk hava gemisinin mucidi olarak kabul edilir. Igor de 1939'da kendi adıyla yani kendi adıyla bilinen helikopteri yapmıştır. Yuri Gagarin ise 1961'de uzaya giden ilk insandır ve dünya uzaycağın ilk kez görülmüştür. Evet kısa bir şekilde eskide olan olayları tek tek inceledik. Siz de lütfen bunları not edin ve bunları tekrar edin. Çünkü testlerde genellikle bunlar sorulacaktır. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize Choke you bucket.